Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçkel. Ayrıca Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Genel Başkanıyım. Tabii 2003 yılından bu yana biz yerel yönetimlerde yayın yapan bir kurumun başındayım. Kent Başkan Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Bizim 2003'ten bu yana düzenlemiş olduğumuz her yıl ödül törenleri var. Bu ödülleri biz belediye başkanlarımızın almış olduğu bu ödüller tamamen halk oylamasıyla belirleniyor. Bizim herhangi bir seçici kurulumuz ya da herhangi bir jürimiz yok. Bizim jürimiz tamamen halk. Bu sene de biz farklı bir uygulamaya gittik. 960 proje yarıştı ama toplamda 98 belediyemiz Türkiye geneli ödül aldı. Bu 1391'in içerisinde. Dolayısıyla Kütahya Tavşanlı belediyemizde ödül almayı hak kazanan belediyelerimiz arasında. Hakikaten Mustafa Başkanım çok başarılı bir belediye başkanı. Ben yıllardır kendisini takip ediyorum. Birçok kez de bizde ödül aldı zaten. Hatta bu ödül törenine kıymetli başkanımız katılacaklardı. Ama işlerin yoğunluğundan ötürü katılım bildirmediler. Dolayısıyla biz de bugün ödülünü Tavşanlı'ya getirip kendisine takdim etmek istedik. Tebrik ediyoruz başkanım. İnşallah devamını diliyoruz. Aman estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Evet, halkın teveccühü önemli. Kent Başkan ödülleri, projeye dayalı ödüller. Bu sene az önce bahsettiği gibi biraz farklı bir oylama, farklı bir değerlendirme ama 1300 belediyenin içerisinde 98 tane belediyenin ödül alma konusu var. 19 Ağustos'ta Kayseri'deki ödül törenine yani oluşan son dakika mazeretiyle katılamadık. Oradaki dostlarla beraber olma imkanımız da olacaktı aynı zamanda. Ama ödülü belediyemize kadar getirdi arkadaşlar. Memnuniyet duyuyoruz. Yani bu tür ödüller normalde bir belediye başkanı için ne anlam ifade eder derseniz sadece çalıştığınızın karşılığında bir alın terinin karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Ve bunun ödüle yansıması, ödüle dönüşmesi konusu da idare ettiğiniz memleketteki vatandaşların size olan ya da açılmış olan yarışmaya verdiği desteklerle ortaya çıkıyor. Bu manada Göbel Bungalov yapılaşmaları için proje bazında hem proje hem de imalatla ilgili konu Tavşan halkının teveccühü böyle bir ödülü beraberine getirdi. Biz her zaman ifade ediyoruz. Bizler sadece halkımızın hizmetkarıyız. O anlamda alınan ödüller tamamıyla vatandaşımıza ait olan ödüller. Tavşan'ın ismi böylece Türkiye genelinde biraz daha farklı bir yere oturuyor. Ben mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hani espriyle yaklaşık olursak yani gidemedik ama ödül bize geldi. Evet. Yani illaki Tavşanlı'ya ben geleceğim dedi. Bugün itibariyle ödül geldi. Yani bu akşam vaktinde günün yorgunluğunu kısmen aldık. İnşallah bundan sonraki belediye hayatında Tavşanlı Belediyesi'nin başarıları olacaktır. Yeni projelerle, yeni yarışmalarda karşılığını bulacaktır bu. Ben Kent Başkan Dergisi'ne ve bununla ilgili her türlü organizasyonda şu ana kadar başarılı bir şekilde gayret sarf eden değerli yönetici arkadaşlara başarılar diliyorum bundan sonraki yaşamlarında. Onlar da bu işi bir hani meslek değil de emek haline getirdiler. Hakikaten çok ısrarlı bir şekilde başkanım sizin katılmanız gerekiyor ifadesini biz duyduk kendilerinden. Nasip olmadı. Haktan helal etsinler. Yani akşam akşam buraya kadar zahmet buyurduk kendilerine. Ve başarılar diliyorum ben de kendilerine. Teşekkür ederim. Başkanım masamız dolu. Cumhurbaşkanımızın ödülü de var. Hafta içerisinde de kendisi Evet. geldi. Bir Tavşanlılara bir mesajı var mıydı? Cumhurbaşkanımız ne diyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı ben şeyde karşıladım, Sitat'ta karşıladım. Buradan Süleyman Soylu Bakanımız da oraya gelince tevafuk oldu. Cumhurbaşkanımızı karşılama meselesi. Ben sadece şunu söyledim. Hani dört tane tavşandaki cenazeye rağmen biz sahadaki görevimizi yerine getirdik diye kendisine ilettim. O da tavşan halkına selamlarını söyledi. Malum çok yoğun bir program. Kütahya'daki açılışlar vardı. Bir bölüm sahneden Alay Camisi vardı çok büyük. Kütahya'ya yakışır vaziyette. O yerinde yapıldı. Bir de tavşandaki program nedeniyle ben şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın
tavşanla ilgili söylemlerden daha ziyade o mitik alanda iş çıktığı zamanki gördüğü kalabalıkla beraber maşallah 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 demesi Kütahya'nın kendisine olan saygısı, sevgisinin karşılığıdır. Yeniden dirilişin aynı zamanda bir sembol olduğu o mitik havası. Cumhurbaşkanımız da bu anlamda tebessümle ayrıldı buradan. Biz ondan mutluyuz. Yani yatırımlar zaman içerisinde gelecektir, merak etmeyin.